Barbie'nin saçını keseceğim. Burayı biraz düzeltelim. Ah! Parmağımı kestim. Dadı, yaralandım. Kan kokusu alıyorum. Ah, yemek. Bana kanını ver. Dadı, sen çok korkutucusun. Hayır, hayır, hayır. Onu sakın yeme. Sana kan aromalı lollipop aldım. Hayır. Ha? Bu çok lezzetli. Şimdi yarana bir yara bandı yapıştıralım. Hayır. Ne yapabilirim acaba? Aa, bir fikrim var. Bandı bırakıp bir kalem alalım. Bandın üstüne komik bir şey çizmek istiyorum. Bu tanıdık geliyor mu? Bu bir tek boynuzlu at. Molly buna bayılacak. Son olarak parmağına sıkıca sarmak için uçlarını kesmem gerek. İşte oldu. Bu bir tek boynuzlu at. Bayıldım buna. Bu çok zor. Nihayet. Tuvalet kağıdına ihtiyacım var. Birinin bu kızı durdurması lazım. Neredeyse mumya olacak. Oha! Aa, çok fazla tuvalet kağıdı çektim. Dur Molly. Ne yaptın sen? Kendine bir bak. Şu tuvalet kağıdını üstünden çıkaralım. Ah, çok fazla tuvalet kağıdı var. Ne karmaşa ama. Tuvalet kağıdının üstüne çiviler koysam iyi olacak. Böylece Molly onu kullanamaz. Çişimi yapmam gerek. Ne? Çivili tuvalet kağıdı mı? Barbie! Neyin var böyle? Ne yaptın sen? Ona zarar verebilirdin. Ah! Çok sivri. Ne yapacağımı biliyorum. Balon mu? Nasıl temizleneceğini sana göstereyim. Sadece bir parça kağıt mendil al ve yumuşak tek bir hareketle sil. Bu oldukça kolay. Biliyorum değil mi? Bir dahaki sefere harika bir iş çıkaracaksın. Tamam, tuvaleti kullanma sırası bende. Hey, yalnız kalabilir miyim lütfen? Aman tanrım. Bunlar kanlı el izleri mi? Yemek nerede? Dur biraz, Molly mi o? Sadece boya mı? Merhaba dadı. Şimdi temizlenmen gerek. İstemiyorum. Gir şu banyoya. Ah! Hala çok eğleniyorum. Banyonu hazırlayacağım. Önce küveti dolduracağım. Kanın iyi bir temizlik maddesi olduğunu sanmıyorum. Tabii ki bir kötü ördek yavrusu. Hadi bakalım, içine gir. Vay canına, Molly banyo mu yapacak? Bu kan mı? Ne? Normal bir banyo. Kurban ayini gibi görünüyor. Ben hallederim. Bir fikrim var. Vay canına, baloncuklar! Gel buraya. Burada daha fazla baloncuk var. Daha da iyisi bulutlu bir banyo bombası. Şunu izle. Bak, gökkuşağı gibi yayılıyor. Renkli banyolar daha eğlenceli. Bay Yengeç'ten daha fazla baloncuk alabilirsin. Eğleniyor musun? Evet, baloncuk partisi. Yuhuu! Bu sıkıcı görünüyor. Bay Flamingo'nun karnı acıkmış. Ona biraz Nutella'lı diş macunu vereceğim. Al bakalım. Biraz şekerlemeden zarar gelmez. Ham ham. Ne? Ah hayır. Bay Flamingo'nun tuvalete gitmesi gerekiyor. Süper hızlı bir sindirimi var. Elbisem! Bu da ne böyle? Uykumu böldün. Ne? Yeni bir elbiseye ihtiyacın var. Ben hallederim. İplik ve iğne mi? Görünüşe göre daha ince bir ipliğe ihtiyacın var. Ah! Buldum. Doğaçlama yapma zamanı. Sivri dişlerimi iğne olarak kullanacağım. İşte bu. Tasarım bir vampir pelerini. Dene bakalım. Hiç beğenmedim. Çok dar. Mükemmel mankenim benim. Aman tanrım. Molly ne zamandan beri vampir modasını seviyor? Bu da ne böyle? Elbisendeki kaka mı? Merak etme. Ben hallederim. Hey, o masa örtüsüyle ne yapıyorsun? Önce bir örtüyle Molly'nin üstünü örtmem gerek. Başın için bir delik ve kolların için iki delik daha açacağım. İşte oldu. Bir fiyonkla tamamlayalım. Ve süslü bir bebek gibi görünüyorsun. Barbie modası asla hayal kırıklığına uğratmaz. Ucuz bir zevk. Ben uyumaya gidiyorum. Ham. Ah!
acıdı. Dişimi kırdım. Ne oldu sana? Bir bakayım. Aa, eyvah, dişin kırılmış. Sana uygun bir çözüm biliyorum. Eski usul. Dişin etrafına biraz iplik saralım ve çekip çıkaralım. Hazır mısın? Hayır, canım yanacak. Bebeklik yapma. İpi kapıya bağlayıp çekeceğim. Hayya! Ah! Bu da neydi? Şu vampir. Onu sahte bir haçla korkutacağım. Kış, kış! Aa, çek şunu üstümden. Uzak dur. Sorun yok, ben buradayım. Daha iyi bir planım var. Dişçi Barbie burada. O aletler daha korkunç görünüyor. Hayır. Onu nasıl ikna edebilirim? Dur, bir fikrim var. Aletleri kelebeklerle süsleyeceğim. Bir tane cımbız için, bir tane de kazıcı için. Vay canına, kelebek. Güzel gülümsemesi geri döndü. Dişlerimi fırçalamam gerek. Sıradaki kişi için yeni bir tüp almamız gerekebilir. Her yere dökecek. Dikkat et. Ay! Neler oluyor burada? Sen ver şunu bana. Hey! Şu pis dişlerine bak. İğrenç. Sana yeni azı dişleri vereceğim. Isırmak çok zor. Gerçek bir vampir gibi. Hazır mısın? En uzun diş macununu sıkan kazanır. Ben kazandım. Aha! Dişlerine ne oldu? Neden sivri dişlerin var? Çünkü biz ikiziz, değil mi? Bu iğrenç. İhtiyacın olan şey bende. Tek boynuzlu at diş fırçası. Aa, de. Şimdi biraz bekletelim. Ve tada! Dişlerin pırıl pırıl. İşte bu bir Barbie gülüşü. Uyku vakti geldi. İşte yastığım. Hadi uzan bakalım. Buraya mı? Ama bu bir vampir tabutu. Kapağı kapatacağım. Hayır, korkuyorum. İyi geceler. Güzel bir uyku çektiğinden emin olmak için onu içeri kilitleyeceğim. Molly! Ah lanet, bunları saklamalıyım. Molly'yi içeri mi kapattın sen? Aman tanrım, çekil önümden. Her neyse. Molly, içeride misin? Dadı, çok korkmuştum. Sen çok kötü bir yarasasın. Sadece uyumasına yardım ediyordum. Hadi seni rahatlatmama izin ver. Tek boynuzlu at battaniyesine ne dersin? Tek boynuzlu at mı? Yaşasın, rengarenk. Ve sonsuza dek mutlu yaşadılar. Aa, uyumuş. İyi geceler. O tabut kendiliğinden mi açıldı? Olamaz. Vampir dadı uyanıyor. Ah, pekala. Bu da ne? Şeker mi o? Kapağı kapat. Dikkat et. Aa! Bu kısma bayılıyorum. Dadı, yaralandım. Ne sinir bozucu. Sana yaralandım dedim. Yardım et. Pekala, bu kadar yeter. Kapa çeneni. Molly, geri döndüm. Ah, bu yemek değil. Ah, hayır. Eline ne oldu? Havuz eriştesi ha? Buldum. Havuz eriştesini keseceğim. Bu mükemmel görünüyor. Durdurucu olarak kullanacağım. Böylece kapağı kapattığında parmaklarını ezmeyecek. İşe yaradı. Şimdi morluğa gelelim. Üzerine biraz ilaç sıkalım. Cesur bir kız olduğun için lollipop'u hak ediyorsun. Yaşasın, en sevdiğim. Aa, bu bir vampir mi? O ses de ne? Kim var orada? Merhaba. Hiçbir şey göremiyorum. Arkanda! Arkamda bir şeyin varlığını hissediyorum. Seni yiyeceğim. Hey, onu rahat bırak yarasa kız. Ha, ben sadece onun oyuncaklarıyla oynuyordum. Sarımsak tabancası mı? Al bakalım. Yakıyor. Sen iyi misin? Işığa ihtiyacın var mı? Bu el feneri çok dandik. Vay, bir Barbie lambası. Molly hayalindeki gibi yaşıyor olmalı. İyi geceler. Barbie ile her şey daha güzel. M&M'ler. Sıradaki C.
çilek suyu. Tamam, şimdi döküyorum. Ne? Sırada ne var? Bu olmalı. Hey, o benim Pikachu'm. Geri ver onu. Hayır! Aman tanrım, Pikachu dönmeye başladı. Pikachu'mu mahvettin. Ne? Bak ne yaptın. Onu kabarık bir tatlıya dönüştürdün. Ne oldu? Ah, zavallı Pikachu'un. Bunu yapmak istememiştim. Dur, şu şirin aslana bak. Aslan mı? Sevimli görünüyor. Olamaz. Bu bir canavar aslan. Tamam tamam, bu çok korkutucu. Artık peluş bir hayvanım yok. Merak etme, bir planım var. Önce bir parça nanobant keseceğim. Bu işe yarar. Bandın yarısını kırmızı boyayla dolduracağım. Arasına metal bir pipet koyup balon gibi şişireceğim. Artık top şeklinde olduğuna göre birkaç şekil daha çizmem gerekiyor. Tanıdık geliyor değil mi? Bu bir pok topu. Her pok topu bir Pokemon'la birlikte gelir. Başka bir nanoband parçası kesip içini sarıyla dolduralım. Onları farklı boyutlarda şişirip bir vücut oluşturmak için bir araya getirelim. Kulakları unutmayalım. Şimdi sıra yüzünü ve ışıltılı gözlerini çizmeye geldi. Pikachu neredeyse bitti. Sadece bir fiyonga ihtiyacı var. Tamamdır. Çok yumuşak. Pikachu ve bir pok topu. Vay canına. Pikachu çok yumuşak. Bayıldım. Bu Pokemon'u yakalamalıyım. Gir hücrene. Acele et. Hadi, oyalanmak yok. Gir içeri. Harika bir iş çıkardık ortak. Gerçekten hapiste olduğumuza inanamıyorum. Aa, o bir fare mi? Bak tatlım, yemeğimiz var. Anlaşılan öğle yemeğinde bir kemirgen yiyeceğiz. Biraz ister misiniz? O şeyi bizden uzak tutun. Çok lezzetli. Burada kalamayız. Memurlar, lütfen bizi başka bir hücreye götürün. Hayır. Anlıyorum. Ben ödesem nasıl olur? Pekala, biz alırız. Ver şunu bana. Hanımlar, sizi yeni bir hücreye naklediyoruz. Oldukça heyecanlıyız. Galiba bu hücre artık bizim. İyi olacağız. İşte burası. Yepyeni hücreniz. İçeri girin. Hadi şu parayı harcayalım. Yeni hücremizi sevdim. Tam sevdiğim gibi karanlık ve karamsar. Yaşasın. Aha, neredeyse yakalıyordum. Anne neyin peşinde? Bir fare. Gel buraya, utanma. Yakaladım seni. Tatlım, yemek hazır. Berbat, fare istemiyorum. Hayır mı? Başka neyimiz var? Yemek. Kim yemek ister? Taze ekmek ve meyve satıyorum. Ben yemek istiyorum. Biraz alabilir miyim? Hayır, sen fakirsin. Lütfen. Peki, biraz ekmek ve lapa alabilirsin. Ama bayat görünüyorlar. Bu idare eder sanırım. Sadie? Hayır, çok çirkin görünüyor. Nasıl düzeltebilirim? Buldum. Anne neyin peşinde? Bir dilimi alıp ikiye böleceğim. Mükemmel. Bir yarısını kenara ayıracağım. Ve diğer yarısına hardalla rip yazacağım. İşte bu. Yulaf lapasının üstüne koyun ve tıpkı bir mezarlık gibi görünsün. Afiyet olsun. Vay canına. Bu çok havalı. Lezzetli mi? Evet. Becerilerim eşsizdir. Çok acıktım. Karnım guruldayıp duruyor. Bana yemek ver anne. Sana yiyecek bir şeyler bulalım. Memur hanım, bakar mısınız? Sorun ne? Bana bol çeşit yemek getirin. Zavallı kızım açlıktan ölüyor. Eyvah. Tamam, sizin için farklı yemekler hazırladık. Getirin hepsini. İlk olarak tatlı bir kızımız var. Kanı sakızlı lollipop gibi. Bir tadına bak. Vay be. Ham. Hayır, çok tatlı. Ah tanrım, benden hoşlanmadı. Üzgünüm, git buradan. Sırada ne var? Bu adam bir spor salonu hastası. Terlediği için kanı tuzlu. Ham. Hiç sevmedim. Eminim ekşi kızı seveceksin. Tadı limon gibi.
Ham, bu çok ekşi. Biraz baharatlı kana ne dersin? Ham, acı acı acı, çok baharatlı. Hey, bize doğru düzgün yemek vermediniz. Vampir tarifleri kitabına bakayım. Aa, ne istediğinizi biliyorum. İşte kanlı kırmızı bir çorba. Bu midemi bulandırıyor. Hayır mı? Peki eğer ben... O göz jelibonu mu? Ekstra lezzet gelsin. Korkutucu derecede güzel görünüyor değil mi? Vay canına, tadına bakacağım. Bu en iyisi. Buna tam puan vereceğim. Aa, beni pohpohlama. Zavallı Sadie grip olmuş. O da neydi öyle? Eyvah! Sadie az önce kocaman bir sümükle hapşırdı. Zavallı! Sen yanıyorsun. Dur şunu sileyim. Geçen seferden kalan sümük var. Buldum. Çoraplarımı giydiğimi unutmuşum. Annenin sümüğü silmek için mendil dışında her şeyi var. Çok iğrenç. Ateşini düşürmek için ne yapmalı? Yanıyorsun. Bir doktor. Korkunç dev bir şırıngası olan uzun bacaklı anne. Sana bir iğne yapma zamanı. Olamaz. Çok korkuyorum. Ne oldu? Nereye kayboldu? Kızım korktuğunda yarasaya dönüşür. Gel buraya. İyileşmek için o iğneyi olacaksın. Devam et doktor. Hallediyorum. Başlıyorum. Hayır, gerçekten korkuyorum. Ama gerçekten o iğneyi olman gerek. Bekle, başka bir şey düşüneyim. O bir tavşan peluşu mu? Şırınganın üstünde mi? Bunu kullan. Tavşan şırıngası mı? Daha az korkutucu görünüyor. Sanırım işe yarayacak. Ay, çok tatlı. Acımadı bile. Evet, dahice numaram işe yaradı. Öğle yemeği vakti. Spagetti. Kan sosumuz var. Ve sarımsak sosu. Sarımsağı mutlaka denemelisiniz. Olamaz, vampirlerin sarımsağa alerjisi var. Teşekkür ederim. Çok lezzetli görünüyor. Çok heyecanlıyım. Duman kokusu alıyorum. Yanıyorum. Sarımsak. Çok özür dilerim. Bir doktor çağıracağım. Çok sıcak. İlk yardım çantam var. Bu çok kötü görünüyor. Önce ağzını dondurma çubuğuyla kontrol edeceğim. Aç bakalım. Hoşuma gitmiyor. Çıkar şunu ağzımdan. Sağlam köpek dişlerin var dostum. Dayan, senin için bir ilacım var. Vampir dilin için kan damlası. Bardağa birkaç damla dökeceğim. Ve bu seni iyileştirecek. İç bakalım. Hoşuma gitmiyor. Şuna bir bakayım. İğrenç kokuyor. Bu bir vampir lollipopu mu? Lezzetli olması için lollipopu kana bulamak yeterli. İşte bu. Lollipop. İyi numara. Vampirler çok akıllı. Sonunda işe yaradı. Hayır. Sadie o kazıkla ne yapmayı planlıyor? Seni öldüreceğim. Elim. Bir çığlık duydum. Ne oldu? Bir bakayım. Kıymık mı battı? Şu kazığı atalım. Ucuz atlattık. Ne yapsam acaba? Dişlerimle çekip çıkarmayı deneyeceğim. Hayır, bu acıttı. Başka bir şey... Buldum. Şırınga mı? Kıymığı çıkarmak için şırıngayı kullanacağım. Hadi bakalım. İşe yaradı. Ben bir dahiyim. Sen benim kahramanımsın anne. Ben artık gidiyorum. Dikkat et. Elim. Kızım. Ne oldu? Olamaz. Sorun yok tatlım. Elim acıyor. Ağlama lütfen. Sen hallet şunu. Yoksa ben de senin canını yakarım. Yapma, dur. Başımı döndürüyorsun. Bir fikrim var. Sopayla ne yapacak? Buldum. Sopayı parmaklığın arasına sokacak. Böylece kapının kapanmasını engelleyecek. Akıllıca değil mi?
Güzel. Kesinlikle işe yarıyor. Bu sopa çok esnek. Vay, kapı elimi ezmiyor. Aa, hayır. Taçsız çok çirkin görünüyorsun. Ne oldu? Barbie'ne bir bakayım. Zavallı bebek. Saçlarını yenilemek lazım ha? Buldum. Makas mı? Bir balonun ucunu kesip Barbie'nin başının etrafına saracağım. Şimdi yapıştırma zamanı. Barbie'nin kafasını tutkalla kaplayacağım. Bütün kafasının kaplandığından emin olmalıyım. Ve en büyük fedakarlık olarak Barbie'ye biraz saçımdan vereceğim. Saçlarımı kestirmek sorun değil. İyi görünüyor. Saç tutamlarımı Barbie'nin kafasına takacağım. Ve kuaförden yeni çıkmış gibi oldu. İşte. Vay, çok güzelmiş. Teşekkürler anne. Barbie de mutlu. Yaşasın. Aa, Molly bugün saçlarını şekillendirmeye hazır. Saçını gerçekten kesecek mi? Dur, bunu kendi saçıma yapamam. Peki ya anneme yapsa? Şu uzun örgüye bak. Çok baştan çıkarıcı. İşte başlıyorum. Bu kolayca küt saç kesimi yaptırmanın bir yoludur. Saçım! Ne yaptın sen? Neden örgümü kestin? Çok üzgünüm. Ben sadece kuaför olmak istiyordum. Oh, bana öyle üzgün üzgün bakma. Ha? Bu yeni bir saç trendi mi? Benimle dalga geçmeye nasıl cüret edersin? Hipnoz oyunu zamanı. Ha? Kızıma saçını kestirmen için seni ikna ediyorum. Saçımı kızına kestireceğim. İşe yaradı. Ha-ha. İçeri gelin. Molly'nin kuaför salonuna hoş geldiniz. Saçımı kestirmem lazım. Merhaba. İşte ilk müşterim. Küt kesim ister misiniz? Sizin için keseyim. Vay canına, ne kadar çok pembe saç. Hepsini keselim. Aman tanrım, birileri eve kel dönecek. Kel olunca dolaşan saçların için endişelenmene gerek kalmaz. Bana sonra teşekkür edersin. İşte böyle, mükemmel görünüyorsun. Ha? Az önce ne oldu? O da ne? Nereye gitti saçların? Seni yaramaz çocuk. Fakir anne ve Seydi mışıl mışıl uyuyorlar. Ama uzun sürmeyecek. Ayağını öyle uzatırsan olmaz. İşte canavar pençeleri geliyor. Seydi'yi alıp götürecek. Ne? Anne! Ne oldu? Yangın mı var? Ne oldu? Her şey yoluna girecek tatlım. Annen seni koruyacak. Ne yapmam gerek? Aa, bir dolap. Buldum. Burada bekle. Anne ne yapmayı planlıyor? Dolap iki kişinin sığabileceği gibi görünüyor. Sadece bir yastık lazım. Hadi Seydi. Tamam, geliyorum. Anladım. Pratik bir vampir tabutu. Şimdi güvende ve sağlam olacaklar. Git buradan canavar. Hiç şansın yok. Pes et. Aynen böyle. İkisi de derin bir uykuya daldı. Bu ruj bana çok yakışıyor. Aa, bu da ne? Anne, yastıkları yakala. Hey! Hey, uyu hadi. Yatma vakti geldi. Etrafta hoplayıp zıplamayı kes. Ama bu yatakta uyumak istemiyorum. Çirkin ve rahatsız. Başka yatağımız yok ki. Dur biraz. Buldum. Hey, memurlar. Ne istiyormuş? Sorun nedir? Bu yatağı değiştirmeni istiyorum. Değiştirmek mi? Hallederiz. Yatak hazır. Vay! Küçük vampir için özel yapılmış altından yepyeni bir tabut. Denemek istiyorum. Bu çok rahat. Gerçekten çok beğendim. O zaman sizi yalnız bırakalım. Aa, bu mükemmel. Beğenmene çok sevindim. İyi geceler tatlım. İyi geceler anne. Sadece senmişsin. Küçük vampirlerin de onlara masal anlatacak canavarlara ihtiyacı var. İşe yaradı. Molly hemen uyudu. İyi uykular. Aa,
bir elma buldum. Ne şanslıyım. Ona makyaj yapmak istiyorum. Fondötenle başlayacağım. Süngerle uygulayacağım. Sonra yüzünü çizmek için kaş kalemi kullanacağım. Burun ve ağız. Badem gözler. Kırmızı dudaklar da eklemek istiyorum. Hoş bir allık ve mavi göz farı. Neredeyse bitirdim. Mükemmel görünüyor. Ve nefis. Ham! Ne? Aa, dişim! Bir bakayım. Ah, hayır, köpek dişin olmasın. Bu çok kötü. Ne kadar sert bir elma. Memur bey, kızımın dişiyle ilgili yardım eder misiniz? Ne yapmamı istiyorsun? Sakızını ver bana. Çoktan çiğnedim bile. Ama madem ısrar ediyorsun, al bakalım. Evet, tıpkı oyun hamuru gibi. Şimdi şekil verme becerilerimi test edelim. Başardım. Geçici bir diş. Bak, dişini yerine taktım. Ve tam oturdu. Yaşasın. Ay, şimdilik daha fazla elma yok. Tamam, dişimin geri gelmesine sevindim. Uzun bacaklı anne sinsilik yapıyor. Vay, bu bir abur cubura benziyor. Bir ısırık almak istiyorum. Ham. Aa, dişim düştü. Hey, neredeyse saatimi mahvediyordun. Ah, Tanrı'ya şükür bir şey yok. Aa, ne oldu sana böyle? Bir bakayım. Dişin düşmüş. Bunu kabul edemem. Hemen dişçiyi aramalıyız. Merhaba. Lütfen kızıma yardım edin. Şu dişçi tanıdık geliyor. Bir bakayım. Dişin kayıp ha? Düzelt şunu. Ne yapacağımı biliyorum. İzin ver de aletlerimi alayım. Diş hekimi ne yapıyor? Bu ciddi görünüyor. İşte altın bir diş. Bu mükemmel. Hadi takalım. Yeni bir altın diş seti. Eminim bu altın dişlerle bir kayayı bile ısırabilirsin. Şu havalı gülümsemeye bak. Merhaba Errol, karnına dokunabilir miyiz? Hayır, karnıma dokunma. Kes şunu lütfen. Onlar dokungaç mı? Aman tanrım, hadi gidelim. Şükürler olsun. Çok sinir bozucuydular. Bir dakika. Bu dokunaçlar nereden çıktı? Sürpriz. Ben de biraz göbek okşamaya geldim. Bu çok eğlenceli. Ah, hadi ama. Neler oluyor burada? Yardım et. Durmadan karnıma dokunuyor. Bu bir balon balığı mı? Balon balığıyla ne yapacak? Sadece dikenlerine ihtiyacım var. Şimdi işe koyulalım. Hallettim. Geldim. Bir çözüm buldum. Karnıma ne yapıyorsun? Vay canına, çok dikenli. Ah, dokunaçlarımı acıtıyor. Görüşürüz. Dikenlerin işe yaradığına gerçekten inanamıyorum. Ivy ve Dracula doktoru ziyarete geldiler. Sıra ne kadar da uzun. Ne yapacağız şimdi? Bir vampir. Hamile karnıyla mı? Vay canına, çok yumuşak görünüyor. Merhaba küçük bebek. Geri çekilin. Ama çok sevimli. Çekin o pis ellerinizi üstümden. Dracula, bir şeyler yapsana. Ne? Sakın ısırma onu. Bak, ısırmaya izin yok. Peki başka ne yapabiliriz? Bir şeyler bulmam lazım. Bakalım elimizde ne var? Oyuncak bebek mi? Ne yapmayı planlıyor? Bir sihir numarası yapacağım ama bebeğin kol ve bacaklarına ihtiyaç var. Şuna bir bak. Ne yapıyorsun sen? Arkanı dön ki sihir üstünde çalışabileyim. Bu harika olacak. Pekala. Biraz kan. Sanki bebeğin kol ve bacakları karnından dışarı çıkmış gibi. Bu çok korkunç. Ben bir dahiyim. Bu kadar yeter. Hadi gidelim. Ariel ultrasona girmek üzere. Hazır mısın annecik? Ovalamaya başlayacağım. Bu biraz soğuk olabilir. Merhaba anne. Merhaba bebeğim. O bir köpek balığı mı?
tehlikede. Ona yardım edin. Bir şeyler yap. Dur bir düşüneyim. Aa, onu biraz yemle yakalayabilirim. Lütfen kızımı kurtarın. İşe yarıyor. Köpek balığını çıkardım. Kahretsin, bunu nereye koyacağım? Hoşça kal. Vay be. Tanrı'ya şükür kızım güvende. Ucuz atlattık. Balıkçı olabilirsin doktor. Ultrason sırası Ivy'de. Oturun hanımefendi. Hadi başlayalım. Bir bakalım. Bu da ne? Kanım bitti. Aa, senin sivri dişlerini almış. Aman tanrım, bebek bir yarasaya dönüştü. Doğruca mumyanın kanına gidiyor. Hayır, kanımı geri ver. Öleceğim. İşte geri dönüyorum. Yam yam yam, taptaze. Az önce ne oldu? Daha fazla kan suyum oldu. Oğlumuzla gurur duyuyoruz. Aa, bu da neydi? Kuyruğunla bana vurmayı kes. Ama uyuyamıyorum. Karnım çok büyük. Bir fikrim var. Yukarıda ne var? Neler oluyor? Şişme botunu teslim et. Aa, batıyorum. Aldım onu. Ah hayır, bir delik açtım. Aha, bir parça bantla düzelmeyecek şey değil. Şimdi onu tekrar şekillendirelim. Ve hazır. Bu da ne? Ne için bu? Göbeğini boşluğa yerleştir. Böyle mi? Oh, vay canına, çok rahatmış. Şimdi daha iyi uyuyabilirim. Ve ben de daha iyi uyuyabilirim. Belki de uyuyamaz. Her neyse, şapşal. Ah, yatmaya hazırım. Tabutum yeterince rahat görünüyor. Çok sıcak. Kapat lütfen. Ne? Dev göbeği yolumuza çıkıyor. Hadi ama, kapan artık. Dracula, buraya gel. Bu sorunu hemen çözmelisin. Karnım yüzünden tabutum kapanmıyor. Bu kulağa ciddi geliyor. Düşüneyim. Oh, bir bıçak. O da ne? Bıçakla ne yapacak? Tabutta bir delik açmak mı? Akıllıca. Neredeyse bitti. İşte oldu. Hadi deneyelim. Acele et ve kapağı kapat. Nasıl istersen. Göbeğin tam oturdu. İyi geceler. Kakamı yapmam lazım. Hadi konsantre ol. Ha? Kim var orada? Göster kendini, seni canavar. Ya şeytani bir deniz yaratığıysa? Bu Ariel'mış. Bir şey yapmıyorum. Etrafa saçılmış tüm bu atıştırmalık paketleri biraz şüpheli. Bu da ne? Çikolata mı? Çok dağınıksın tatlım. Seni temizlemeliyiz. Bu asılan fırçayla başlayabiliriz. Sadece karnını ovala. Bu çok güzel. Masaj gibi hissettiriyor. Devam etmek istiyorum. Tertemiz oldum. Ama pis ağzın ve saçların hakkında bir şeyler yapmalıyız. Belki bunun için bir aletin vardır. Ah, çok yoruldum. Bu topuklular ayaklarımı fena şişiriyor. Onları desteklemek gerek. Ayakları mısır gevreği kadar kuru. Ah tanrım. Bir yılandan daha fazla deri değiştiriyorsun. Bu çok iğrenç. Bir şey düşünmeme izin ver. Aha. Ayak temizleme aleti. Tek bir kasını bile oynatmana gerek yok. Sadece ayağını aletin içine sok ve fırçalamaya başla. Artık köpükle kaplandığına göre bir dondurma çubuğuyla kazıyabilirim. İyi görünüyor. Pekala, sırada ıslatma botları var. İçlerini sütle dolduracağım ve birkaç damla bal karıştıracağım. Şimdi ayaklarını bir süre beklet. Tam bir spa bakımı. Ayaklarınız temizlenirken güne devam edebilirsiniz. Balık, olmaz. Havyar ve deniz yosunu salatası. Bunların hiçbirini istemiyorum. Aa, bu bir solucan mı?
İşte bu çok daha iyi. Salatam için mükemmel bir malzeme. Ve sen balık insan yiyeceği olmaya çok daha uygunsun. Güle güle. Büyük bir balık yakaladım. Yumulma zamanı. Hamile deniz kızlarının damak tatlarının ilginç olduğu kesin. Tüm o solucanlar hala canlı. Bekle, daha iyi bir fikrim var. Üstüne krem şanti koyacağım. Tamamdır. Bu mükemmel. Bir dakika, biraz da havyar koy. Aa evet, bu 5 yıldızlı bir yemek. Mmm, lezzetli. Sanırım kusacağım. Elbette vampirlerin akşam yemeği için insan kurban etmeye ihtiyaçları var. Kanı hiç iyi kokmuyor. Daha lezzetli yap. Sanırım tuzu unuttum. Sadece birkaç fiske. Hayır, hala istemiyorum. Bu yemek bir şef öpücüğü. Bana başka bir şey ver. Peki. Taze kanlı biftek ve biraz domates çorbasına ne dersin? Ben onu istiyorum. Nedir o? Bana Cadılar Bayramı pastası gibi geldi. Dileğin benim için emirdir. Göz şekerlemeli pasta servis edildi. İşte bu mükemmel. Biraz renk katmak istiyorum. Bunun için göz şekerlerini kıyma makinesine koyacağım. Önce dolduruyorum. Sonra güzelce çevireceğim. İşte oldular. Solucan gibi çıkıyorlar. Çıkmaya devam etmeliler. Bu yeterli olmalı. Cennet gibi kokuyor. Tatlı biftekle mükemmel gider. Üstüne de bir kaşık domates çorbası. İşte oldu. Bir mutfak sanatçısı gibi yaptım. Artık yesem iyi olacak. Lütfen yapma. Oh, çok lezzetli. Suyum geldi. Bebeğim geliyor. Su küreleri mi? Ah, olamaz. Doğum yapmak üzeresin. Bu bir kırmızı alarm. Sakin ol. Beni hastaneye götür. Atla. Acele et. Hey, yavaş ol biraz. Ne? Karım doğum yapmak üzere. Acele et ve götür onu. Tamam, tamam. Onu yatağa yatır. Şimdi seni battaniyeye saracağım ve... ıkın. Aa! Yapabilirsin. Başını görebiliyorum. Ikınmaya devam et. Daha fazla yapamam. İşte geldi. Yüzerek çıkıyor. Gel buraya. Onu yakaladım. Yüzgeçleri çok fena. Kes şunu. Küçük kızımıza bak. Tıpkı annesi gibi güçlü. Kızımı bana ver. Merhaba küçük deniz kızı. Suya ihtiyacım var. Bu harika bir doğumdu. Tırnaklarımın keskinliğinden emin olmalıyım. Ne? Aman tanrım. Geldiğini hissediyorum. Suyum geldi. Yardım edin. Sorun ne? Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Çok panik oldum. Topla kendini ve doktoru ara. Doktor! Buradayım. Ciltleri için çok fazla güneş var. Hop, affedersiniz. Hadi başlayalım. Neden uzanmıyorsun tatlım? Merak etme, iyi olacaksın. Battaniye hazır. Şimdi ıkın. Çok iyi gidiyorsun. Biraz daha ıkın. Çok yaklaştı. Küçük oğlunuz gayet sağlıklı. Beni ısırdı. Tanrım doktor, sadece ilk yemeğini yemek istedi. Boynum. Bebeğim iyi mi? İşte orada. Aynı babasına benziyor. Kesinlikle benzerlik görebiliyorum. Durun, neler oluyor? Bu masum kadını ısırdığın için tutuklusun. Bak boynuna ne yapmışsın? Hapse gidiyorsun. O mu? Yoksa ben mi? Yoksa kafatası mı? Bu kadar yeter. İkiniz de hapse giriyorsunuz. Hayır, lütfen. Çabuk hücrenize girin. Lütfen bizi dışarı çıkarın. Çişimiz var. Pekala, önce balık kız gitsin. Geri çekil. Tamamdır, işte tuvalet. Aç kapıyı. Aman tanrım, çok kirli.
Bu tuvaleti kullanmak istemiyorum. Şikayet etme hakkın yok. Sana incilerle rüşvet versem nasıl olur? Vay canına. Alayım onları. Senin için daha iyi bir tuvaletimiz var. Şaka mı yapıyorsun? Bu tatil gibi bir şey. Tamam, şimdi çişimi yapacağım. Bir dakika. Klozet kapağı çok soğuk. Yine ne oldu? Soğuk mu? Buldum. O bir squishy mi? Polis ne yapmayı planlıyor? Ne? Klozetin her yerine yumuşacık çıkartmalar yapıştıracağım. Onların yumuşak popoları senin poponu donmaktan koruyacak. Harika. Oo, ne kadar da sıcak. İşte tuvalet. İğrenç. Bir fare mi ve bir yılan ha? Ben bu tuvalete girmem. Hipnoz yeteneklerimi kullanma zamanı geldi. Beni temiz bir tuvalete götüreceksin. Seni temiz bir tuvalete götüreceğim. Temiz tuvalet bu tarafta. Harika. Vay, karanlık ve ürkütücü. Örümcek ağları hoş bir dokunuş olmuş. Ama kokusunu sevmedim. Hey, o bir örümcek mi? Ivy o örümcekle ne yapacak? Örümceği tankın içine koyacağım. Böylece sifonu çektiğimde örümceğin vişneli sıvısı klozeti dolduracak. Ah, çok daha güzel kokuyor. Defol git buradan. Affedersin, seni yalnız bırakayım. Bir ses duyuyorum. O da ne? Dolapta bir şey var. Ya bir canavarsa? Şu korkunç gözlere bak. Baba! Sorun nedir? Dolabımda bir canavar var. İnan bana, tam işte orada. Belki dans hareketlerimle onu korkutabilirim. Al sana kol hareketleri seni canavar. Ya da en iyisi ona bir sopayla vurayım. Gel buraya canavar. Dikkatli ol. Dışarı çık. Hayır. Kesin şunu. Oyuncak ayısına zarar verecektin neredeyse. Aman Allah'ım. Ne kadar vahşi bir oyuncak bebek. Neyse. Bak oyuncak ayın artık güvende. Hala korkuyorum. Korkuyor musun? Seni anlıyorum. Tek boynuzda at battaniyesi seni daha iyi hissettirir mi? Bak ne kadar da rahat. Bir gece lambasıyla kombin ederseniz sizi çok iyi korur. Battaniye dürümleri her zaman günü kurtarır. Bu evdeki kağıtlar nerede? Aa, parmaklarım! Acı seviyesi ölçülüyor. Kötü kapı. Sahibime zarar veremezsin. Aman Allah'ım, Megan'ın inanılmaz halk yetenekleri var. Kapıya ne oldu? Megan, kes şunu. Kapıyı bana geri ver. En azından yerine koymama yardım et. Tam şurada. Bu bayağı bir egzersiz oldu. Şimdi sıra sorunu çözmeye geldi. Tek ihtiyacım olan bir havuz makarnası. Sonrasında orta kısmını baget gibi kesip açacağım. Kapının kenarına tam oturacak. Böylece kapı tam kapanmayacak ve parmaklarınız güvende olacak. Bu çok zekice. Parmakların için buz torbası getireyim. Zorlu şey. Öğle yemeğinde sebze var. Ne? Ne? Ama öğle yemeğinden önce çikolata yok demiştim. Melanie'nin yaptığına bak. Gerçekten başka çikolatam kalmadı. O zaman yüzünün bu hali ne? Ortamı tarıyorum. Şeker aranıyor. Şeker tespit edildi. Şimdi yakaladım seni. Megan Lugie'ye ne yapacak? Önce kalp atışlarını dinleyelim. Karnında bir anormallik var. İçini açmamız gerekli. Önce eski dikişlerini kesmeliyim. İçeride bir şey görüyorum. Gülen bir mide. İğrenç. Bunu da kesip açmak zorundayım. Çikolatalar bulundu. Tam da şüphelendiğim gibi. Oyun bitti Melanie. Bize bir açıklama yapmak ister misin? Oğut.
kötü ya. Aman Allah'ım, bütün M&M'leri çöpe atmak zorundayım. Oturduğun yerde kalmanı ve sebzelerini yemeni sağlamak için seni o sandalyeye bağlamak zorundayım. Üzüm yemekten başka seçeneğin yok. Hayır, hayır. Tamam. Biraz daha havuç ye. Melanie jelibonları çok seviyor. Peki ama Megan bunu biliyor mu? Bunlar şekerli mi? Bıçak mı? Sakın bana Melanie'ye zarar vereceğini söyleme. Şeker yok dememiş miydim? Çok kötüsün. Burada neler oluyor? O şeker torbası neden duvara saplanmış? Ah, zavallım. Ağlamam. Al, senin için bir lollipop. Yaşasın. Teşekkürler dadı. Hayır. Hı? Lollipop dümdüz oldu. Daha fazla şeker yok. Tamam, başka bir şey düşüneceğim. Aha, sulu boya. Güzel bir şey yapmak ister misin? Benimle gel. Acaba dadı sulu boyayla ne yapacak? Bütün boyaları çıkaracağız. Bir parça şekeri top haline getirip düzleştirelim. Sulu boya gibi yuvarlak olmasına dikkat edelim ve sonra ufaltalım. Mükemmel! Bu şekerlerinizi saklamak için mükemmel bir yol. Hadi birer tane alalım. Afiyet olsun. Nefis! Aa, işte Megan geliyor. Siz ikiniz burada ne yapıyorsunuz? Bir şeyler boyuyor gibi duruyorlar. Az kalsın yakalanıyorduk. Dadı ve Melanie saklambaç oynuyor. Dadı nerede? İşte burada. Yakaladım seni. Yakaladım seni. Eyvah. Dene bakalım. Geliyorum. Selam. Geldin demek. Hay Allah, ne oldu? Ne oynuyorsunuz? Ben de katılmak istiyorum. Tamam o zaman ebe. Kaç. Aman Allah'ım. Megan şimdi vahşi bir yırtıcıya dönüştü. Neden kaçtınız? Elleri Wednesday Addams hayranı galiba. Siyah kıyafetine kadar her detayı yakalamış. Ne giydin sen? Wednesday gibi görünmek istiyorum. Büyük bir hayranıyım. Karanlık ve duygusal mı? Evet evet. Ona benzemiş miyim sence? Bunu onaylamıyorum. Makyajını sil. İstemiyorum. Megan Melanie'yi tıpkı kendisi gibi bir bebeğe dönüştürdü. Şşt, beğenmiş gibi davran. Görünüşe göre Melanie bugün dışarı çıkıyor. Ama şapkayı pek sevmemiş gibi görünüyor. Hay Allah. Şapkan nerede? Bilmiyorum. Kaybettim. Sorun değil. Sana bir şapka yapabilirim. Sadece kazağımın koluna ihtiyacım var. Üstüne bir düğüm atacağım. Sadece biraz daha sıkarsak işte oldu. Şapkan hazır. Dene bakalım. Bu diğerlerinden çok daha çirkin. Sana bir de atkı lazım. Üşütmeni istemem. Bu iş görür. Üşütmeyeceği kesin ama nereye gittiğini görmezse takılıp düşebilir. Dadı, elime kıymık battı. Aman Allah'ım. Acı seviyesi yüksek. Bir tehlike seziyorum. İlk yardım çantasını getireyim. Ben de pense getireyim. Canın çok acıyor olmalı. Penseyle mi çıkaracaksın? Yok artık. Bugün Melanie'nin şanssız günü. Sanırım kıymağı kendini yalnız hissettin. O yüzden eline bir tane daha battı. Nerede bu? Pompayı buldum. Çabuk olmalıyım. Bu pompa kıymağı çekip çıkaracak. Şişlik için endişelenme. İyileştirmek için bir yara spreyim var. Ve yarayı kapatmak için şirin bir küçük hanım yara bandı. Yaşasın. Mükemmel oldu. Sakar küçük hanım artık mutlu küçük hanım. Oo, ne kadar da güzel bir Barbie bebek. Seni sakar kız. Barbie bir kavganın ortasında kaldı. Bugün yapılacaklar listesinde bu yoktu. Zavallı Barbie. Megan, onu onarabilir misin? Kırık bir bebek mi?
ne yapacağımı biliyorum. Onu nereye götürüyorsun? Megan Barney'e ne yapıyor? Bu beklediğim gibi bir işlem değil. Aman Allah'ım, Barbie'ye neler oluyor? Bu çok ilginç bir hal almaya başladı. Bebeğin hazır. Robot Barbie ile tanış. Onu sevdin mi? Barbie'min aynısı olmuş. Neler oluyor? Artık iki robot bebeğimiz mi var? Gerçek kırık Barbie bu. Barbie'yi nasıl onaracağımı biliyorum. İlk olarak bütün saçlarını kesmek istiyorum. Uzun saçlarının engel olmadığından emin olmalıyız. Merak etme, tamamen kel kalmayacak. Bu iş böyle yapılır. Şimdi tüm saçlarını toplayacağız ve düzleştirilmiş bir oyun hamuru alıp Barbie'nin kafasına saracağız. Yuvarlak olduğundan emin olmalıyım. Barbie'nin kol ve bacakları hala işe yarıyor. Bu yüzden onları topun üstüne ve altına tutturacağım. Ne kadar yaratıcı. Kol ve bacaklarını oyun hamuruyla kaplıyorum. Ve bakın, sevimli bir oyuncak canavar. Vay canına. Bu küçük şeyle oynamak istiyorum. Teşekkürler dadı. Beğenmene çok sevindim. Benim tasarımım yerine o çelimsiz canavarı mı seçtin? Çekil gözümün önünden. Zavallı Barbie bebeklerin işi zor. Melanie'nin karnı ağrıyor. Neyse ki dadılar yardım etmek için burada. Doktor çağıracağım. Merhaba küçük kız. Merak etme, seni iyileştirmek için geldim. Vücudunda ne olduğunu anlamama izin ver. Aa, bu çok kötü. Sana bir iğne yapmamız gerekiyor. İğnelerden nefret ediyorum. Tehlike algılandı. Melanie'ye zarar verme. Doktorun kulağının tıpkı bir balon gibi esneyebileceğini kimse bilemezdi. Robot bebek iş başında. Birkaç damla su onu etkisiz hale getirecektir. Su tespit edildi. Sistemim arızalandı. İşe yaradı. Ama doktorun artık sarkık bir kulağı var. Buradan gidiyorum. Dadı yine neyin peşinde? Şırınganın üzerindeki bir kelebek mi? İğne artık o kadar da korkutucu görünmüyor. Kelebek sadece sana küçük bir öpücük vermek istiyor. Tamamdır. Bu kadar mıydı? Bu hiç canımı yakmadı. Kelebek sayesinde yakında Melanie kelebek gibi uçacak. Yumuşacık bir oyuncak ve lezzetli bir şeker mi? İşte hayat budur. Tüh, çok fazla sıktı ve işte pamuk şeker de gitti. İğrenç. Pamuk şekerim artık leş gibi oldu. Pamuk şekerine ne oldu? Pislenmiş. Bu çok basit. Sadece onu temizlememiz gerekli. İnsanların her şeyi suyla temizlemekten hoşlandığını öğrendim. Biz de öyle yapacağız. Erimesi normal mi? Bana bir şeyler oluyor. Melanie'nin pamuk şekeri çoktan gitti. Hadi ama bugün benim şanssız günüm mü ne? Anlaşılan Megan henüz su geçirmez değil. Neler oluyor? Pislenmiş şekerleme mi? Bunun için bir çözümüm var. Bu da ne? Güzel görünüyor. Vay canına, içinde lollipop var. Bu adam lollipopların bir numaralı koruyucusu. Güzel. Belki de Megan'ı bir tamirciye götürmenin zamanı gelmiştir. Leyla elma yemek istiyor ama dişi ağrıyor. Dişi sallanıyor. Dişim acıyor. Isıramıyorum. O zaman elmayı dilimlememiz gerek. Benimle gel. Şurada dur. Elmayı kafasına mı koydu? İçimde kötü bir his var. Şimdi kıpırdamadan dur. Ah tanrım, ok ve yay mı? Çok korkuyorum. Atıyorum. Yapabilecek mi? Ah aman. Iskalasa neler olurdu düşünmek bile istemiyorum. Aman tanrım, ne yapıyorsun? Kızın canını yakabilirdin. Hiç değilse elmayı kestim. Yaşıyor muyum? İyi misin? Sana güvenli elma dilimlemeyi göstereyim. Benimle gel. Öncelikle bir kesme tahtası gerek. Ve elma dilimleyicimiz. Tek yapman gereken dilimleyiciyi elmanın üzerine bastırmak. Kendi kendine dilimleniyor. İşte güvenli ve kolay. Canımızı tehlikeye atmaya gerek yok. Ne oluyor burada? Renkli giysiler mi?
Saçmalık. Bomba mı o? Hay aksi, dolap patlamak üzere. Kaçsak iyi olur. Çok eğlenceli olacak. Aa! O da neydi öyle? Bütün eşyaları siyah renk olmuş. Herhalde siyah renk bombasıydı. Bundan sonra bunu giyeceksin. Siyah elbise, siyah ayakkabı. Tamam mı? Şu kıza bakın. Aynı Wednesday'e benzedi. İki tane ben, iki kat karanlık. Haha. Ah, bir vampirin kalesi mi bu? Bir dakika, bu yalnızca Leyla'nın odası. Wednesday ne yapıyor? Uyumanın en iyi yolu kendini karanlıkla sarmaktır. Bu tabutta huzur içinde uyuyacaksın. Olamaz. Leyla gerçekten tabutta mı uyuyacak? Gerçekten de rahatmış. Elveda dostum. Dur, kapatma. La 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 la. Hayır, dur. Aklın nerede senin? Leyla bunun içinde nefes alamaz. Yatağına git Leyla. Ne saçma bir endişe. Al bakalım, sana tek boynuzlu ak battaniyesi getirdim. Vay canına, yumuşacık. Çok komik, başka bir şey değil. Hiç değilse bu sıcak tabut bana kaldı. Enid de Leyla'yı güzel bir masalla uyutuyor. İşte bıçak böyle bilenir. İşte sen dene. Aa, bence bir çocuğun bunu yapmaması gerek. Aa! Sadece ufak bir kesik. Görmek için büyüteç lazım. Hah, ne kadar sığ. Bir fikrim var. Yara dövmesi mi? İşte artık daha büyük bir yaran var. Daha büyük bir yara mı? Peki o zaman. Hey. Aman tanrım. Enid dadı Leyla'nın elindeki koca kesiği görünce bayıldı. Dadı uyan. Bu sadece ufak kesiği kapatmak için bir dövme. Daha iyi bir fikrim var. Bant mı? Aa, bu o kocaman pis dövmeyi çıkartabilir. Nihayet çıktı. Şimdi sıra ufak kesikte. Bunun içinde yara spreyim var. Üstüne de eğlenceli bir masal yara bandı. Enid dadı Leyla'nın yarasını çok güzel tedavi etti ama Leyla da cesareti için bir lollipopu hak etti. Teşekkürler dadı. Leyla'nın oyuncaklarını toplaması gerek. İstemiyorum. Eğer oyuncaklarını toplamazsan ayıcığın patlayacak. Ne? Özür dilerim. Hemen toplayacağım söz. Süren azalıyor. Hemen başlasan iyi olur. Lütfen dadı. Ayıcığım olmasın. Neler oluyor? Tanrım, bu bir bomba. Enid dadı günü makasla kurtarmaya geldi. Süre azalıyor. Durdu. Şükürler olsun ki doğru kabloyu kesmiş. Ama Leyla'nın hala oyuncaklarını toplaması gerek ve Enid dadının aklında bir numara var. Şuna bak. Oyuncakları böyle sepete at. Aynı hokey gibi. Eğlenceli görünüyor. Deneyeyim. Gol üstüne gol. Leyla'nın takımına 3 sayı. Aferin sana Leyla. Bütün golleri attığına göre bunu kaldırabiliriz. Ayıcık da güvende. Şeker. Leyla'nın en sevdiği atıştırmalık. Hadi ama. Acele etme. Ha? Onun yerine salata yemelisin. Asla olmaz. Wednesday kitabıyla meşgul ama Leyla bir işler peşinde. Oyuncağının nesi var? Wednesday hayal görüyor. Sanırım burada bir ameliyat yapılıyor. Oyuncağın durumu stabil. Şu anda dikiş atılıyor. Olamaz. Nabzı durdu. Onu kurtarmak Doktor Wednesday'e düştü. İşe yaradı mı? Evet. Şimdi de en sevdiğim kısım oyuncağı kesip açmak. İçinin güzelliğini görmek hoşuma gidiyor. Midesi de doluymuş galiba. İçindeki sıvılar dışarı akıyor. Sanırım oyuncağı hasta eden başka bir şey var. Onun için cımbız gerekiyor. Bakalım içinde ne var? Solucan. Gökkuşağı gibi kustu. Bir dakika. Bu Leyla'nın en sevdiği şekere benziyor. Yakalandı. Ne acayip bir hayal. Ver şunu bana. Ne gizlediğini biliyorum.
beni kandıramazsın. Bu oyuncağın içinde bir şey var. Bay Canına birileri şekerleri zulalamış. Sırlar ortaya saçıldı tam anlamıyla. Hayır, şekerlerim. Beni kandırdığına inanamıyorum. Bunların hepsi çöpe gidiyor. Ne yazık oldu. Şekerlerin çöpe gittiğine inanamıyorum. Zavallı Leyla. Yoksa değil mi? O sinsi gülüş neden? Aha, senin sinsi kız. Başka zulaları varmış. Bir şeyler Leyla'yı uyandırdı. Dolapta bir canavar olabilir mi? Şu keskin pençelere bakın. Dışarı çıkıyor. Dadı. Ne oluyor? Gösteri sona erdi Wednesday. Tam da en güzel yerine geliyordum. Git buradan. Sorun yok, sadece şapşal Wednesday'di. Hadi uyu sen. Dur, beni bırakma, hala korkuyorum. Ne yapacağımı buldum. Bu bir sihir gösterisi gibi. Tüllerin sonu gelmiyor. Dağ gibi yığıldı. Enid biraz yaratıcılığını konuşturuyor. Tavana asıyor. Bu çok güzel olacak. Bay Canına cebinlik. Prenses yatağı gibi. Bu Leyla'yı korkunç canavarlardan koruyacak. Bayıldım. Oo, nefis bir portakallı lollipop. Ama Leyla'nın dişlerinde bir sorun var. O zaman lollipopu nasıl yiyecek? Sorunu kökünden çözeceğiz. Ama o kerpeten çok korkutucu. Çok hızlı ve kolay olacak. Ne? Hayır. Hayır. Dur. Delirdin mi sen? Dişçi çağırıyorum. Evet, lütfen hemen gelin. Göldüm, göldüm. Dişçi iyi mi? Şu dişlere bir bakalım. Evet, bir dişimiz kırık. Kolay çekildi. Başardık. Al bakalım. Güzel, ufacık. Diş perisi buna bayılacak.